Değerli Reklam Payı'da takipçileri, yepyeni bir astroloji ile karşınızdayız efendim. Bundan tam bir sene önce ilk kez yayına çıkmıştık. Uygurcuğum hatırlar mısın? Hatırlıyorum. 24 Ekim idi. Evet. 24 Ekim'di. Önümüzdeki hafta zannediyorum birinci senemiz de olacak. Kesinlikle. Öncelikle teşekkür ediyoruz takipçilerimize. Bizleri yalnız bırakmadıkları için bu serüven içerisinde. Gerçekten onlar bize destek olmasa bunu başarmamız mümkün değildi. Ardından ben sana teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir yıldır. Ben teşekkür ederim. Böyle aynen. Karşılıklı bir yıldır çok disiplinli bir şekilde çalıştık. Evet. Elimizden gelenin en iyisini yaparak sizlere ulaştırmaya çalıştık. Umarız herkes memnundur. Uygurcuğum, şu anda hem YouNow'dan, evet, hem Instagram'dan, hem de Facebook üzerinden, daha başlatmadım, az sonra da Facebook üzerinden harika canlı yayınımız başlayacak. İlk burcumuz Koçlar ve yükselen Koçlar. İlk koçlarla başlıyoruz, evet, tabii ki. Söz çünkü sende. Astroloji koçlarla, evet, başlar biliyorsun, evet, Barış'cığım. Zaten koç demek yeni başlangıçlar demektir. Adım atmak demektir, cesur olmak demektir. Aha. Dolayısıyla koçlarla başlıyoruz. Evet sevgili, evet, koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar. Kasım ayını analiz ediyoruz. Peki sizi bu ay ne bekliyor? Adım adım bir üstünden geçelim. Öncelikle 23 Kasım'a kadar Güneş ve Merkür Akrep Burcu'nda olacak. Yani sizin doğum haritalarınızda 8. evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki ayın ilk yarısı 23'üne kadar odağınız 8. ev konularında. Bu ne demektir? Odağınız mali tablonuzda, ailenizle, eşinizle, iş ortağınızla olan ortak harcamalarınızda. Banka kredilerinizde, kredi kartlarınızda, maaşınızda, primlerde, sigorta vergi borçlarında, belki miras, nafaka konularında bu tarz gündemleriniz var. Merkür'ün de tabii desteği olduğu için işin içinde muhakkak çözümler gelecek. Yani bu maddi konularla ilgili konsantrasyonunuzu görebiliyorum. Fakat emin olun Merkür'ün de transite eşlik ediyor olması size bir takım maddi finansal çözümler geleceğini gösteriyor. Tabii Jüpiter de biliyorsunuz Akrep Burcu'na geçti. Artık 8. evinizde 13 ay boyunca. Bu da demek oluyor ki finansal konularda güzel destekler göreceğiniz bir dönemdesiniz zaten. Tabii ki 8. ev cinsel hayatı da anlatır. Demek ki cinsel hayatınızda bu ay gayet renkli. Bazen sağlık konularını tetikleyebilir. Hem Güneş orada, hem Merkür orada, hem Jüpiter 8. evinizde. Böyle sağlıkla ilgili bir takım gündemleriniz de olabilir. 5 Kasım'da 2. evinizde bir boğa burcu dolunayı olacak. Bir boğa dolunayı gerçekleşecek. Şimdi 2. evde biliyorsunuz finansal konularla ilgili bir evdir astrolojide. Sizin öz kaynaklarınızı anlatır. Demek ki finansal konularla ilgili 5 Kasım civarı bir takım kararlar alabilirsiniz. Çünkü maddi tablonuz netleşecek. Ne karar almanız gerekiyorsa onu görüyor olacaksınız. Uzun zamandır mesela beklediğiniz bir para varsa gelebilir. Ya da dolunay zamanı elinizdeki bir mülkü satışa çıkarabilirsiniz. İşte evinizi, arabanızı vesaire, bir arsanızı, hani bu tarz konular olabilir. Belki de miras, nafaka ve benzeri konularla ilgili bir takım gündemlerde tetikleniyor olabilir. Finansal konular için son derece güçlü bir dolunay tabii ki. Sonuçta bir boğa dolunayı. Boğa da finansla ilgili bir burçtur. Sizin de zaten boğa burcu finansal kaynaklarınızı, öz kaynaklarınızı anlatan ikinci evinizde. Ayın ilk haftası Venüs terazi burcunda. Yönetici gezegeniniz Mars ayın tamamında zaten terazi burcunda. Bu arada tabii ilk hafta bir de bir Venüs-Uranüs karşıtlığı var. Şimdi terazi burcu sizin doğum haritalarınızda 7. evinizi anlatıyor. Demek ki evliliğinizi, her türlü ikili ilişkinizi, işte iş ortaklıklarınızı, ticari müşterilerinizi vesaire bütün ilişkilerinizi anlatıyor aslında. Şimdi Venüs'ün ayın ilk haftası Uranüs'te yapacağı karşıt açı biraz tehlikeli açıkçası. Dikkat edin. Böyle ikili ilişkilerinizde ani kopuşlar olabilir. Birdenbire gerilebilirsiniz. Ters bir pozisyona düşebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun, sabırlı olun. Hani spontan, sürpriz, hiç beklemediğiniz ani bir takım gelişmeler ikili ilişkilerinizde olabilir. Öte yandan tabii işin içinde Uranüs olduğu için böyle sıra dışı, çok sizin çizginize uymayan bir takım ilişkilere, aşklara, bir takım cinsel deneyimlere de çekilebilirsiniz. Venüs doğum haritanızda ikinci evinizde temsil ettiği için böyle maddi konularda da bir takım anilikler olabilir ayın ilk haftası. Ama burada en önemlisi aslında yönetici gezegeniniz Mars'ın ay boyu terazi burcunda oluyor olması 7. evinizde. Yani sürekli böyle herkes üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Biraz irite olabilirsiniz. Ama Mars'ın terazideki doğası da şeydir, hani uyum arar.
denge arar. Demek ki siz de bu fikre kapılıp hakikaten o dengeyi gözetmeniz gerekiyor. Dikkat edin, gerilmeyin. Herkes üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Atarlanmayın, lütfen sakin olun. Hani ay içindeki genel dengelerde çünkü ikili ilişkiler biraz sorunlu gözüküyor sizler için efendim. Şimdi 23 Kasım itibariyle Merkür ve Güneş artık Yay burcuna geçiyor. Sizin 9. evinize geçiyor. Demek ki ayın son haftası. Böyle hayata bakış açınızı sorguladığınız bir döneme gireceksiniz sevgili yükselen koçlar. Hayattan ne bekliyorum? Ne istiyorum? Ne gibi değişiklikler istiyorum? Gidip bir eğitim mi alsam? Bu kariyerim için gerekli ya da kişisel gelişim için gerekli gibi bir havaya gireceksiniz ayın son haftası. Bazılarınızın belki bir takım akademik süreçleri var. Merkür de işin içinde. Demek ki güzel destekler var. Bu ay sınavlarınız varsa ayın son haftası çok güzel destekler geliyor. Sanki böyle yeni iş bağlantıları var. Bilhassa şehir dışı ya da yurt dışı iş bağlantıları. Merkür var, işin içinde imzalar var, yeni anlaşmalar var. Gayet güzel. Yine uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla iletişiminizin artacağı bir dönem olabilir. Daha böyle yoğun iletişimler, gündemler olabilir. Hukuki süreçleriniz varsa bu konularda güzel destekler var ayın son haftası. Seyahat planları birdenbire gündeme gelebilir. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bakın, ayın 7'sinden sonra Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Hani dedim ya, bu ay bu finansal konular filan sizde çok ön planda. Bakın, Venüs bir finansal gösterge. Demek ki ay boyu odağınızda finansal konular var. Şimdi genel olarak baktığım zaman zaten önümüzdeki dönemde Jüpiter de hep maddi kaynaklar alanınızda olacağı için Venüs de bu ay ayın 7'sinden sonra Akrep Burcu'nda. Demek ki böyle miras, nafaka, tazminat ve benzeri konular tetiklenebilir. Belki bir kredi alabilirsiniz. Belki bir yatırım yapabilirsiniz. Belki böyle bir takım konular var. Belki ailenizden bir destek gelecek. Yani finansal konular ve ikili ilişkiler bu ay son derece ön planda sevgili yükselen koçlar. Ayın genelinin konuları bunlar. Evet, bizden bu kadar. Dilerim keyif aldığınız yayından. Bu arada Jüpiter yayını var, biliyorsunuz geçen ay çektik. Lütfen onları tekrar izleyin istiyorsanız. Çünkü önümüzdeki 13 ay finansal konular, cinsel hayatınız, bazı sağlık konuları, bunlar çok önemli. Aynen. Bununla ilgili bir yayınımız vardı Barış'ta. Tekrar onu da istiyorsanız göz atabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Evet. Uygurcuğum, verdiğin değerli ve detaylı bilgiler için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim de efendim birkaç hatırlatmam var. Unutmayın, www.reklampedia.com web portalımız. Bizi hem YouTube'dan, hem Instagram'dan, hem Facebook'tan, hem YouNow'dan ve aklınıza gelebilecek daha birçok sosyal medya aracından takip edebilirsiniz. Artık canlı yayınlarımızı da yapıyoruz. Şu anda 3 mecra üzerinden yayındayız. Zaten YouTube'a da kaydediyoruz. 4. mecramız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz bu ay. Daha harika videolar çekeceğiz, biliyorsunuz. Evet. Satürn Oğlak'a geçiyor. Barış'ın bir Satürn Oğlak videosu çekeceğiz. Aynen. Vesaire, 2018 yılını yorumlayacağız. Evet, evet. Bir sürü güzel yayınımız var. Yani astroloji için yoğun günler. Evet, yoğun günler. Aynen. Güzel gündemler var. Uygurcuğum çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.